Selamun aleyküm arkadaşlar. i20 CLDi motorun sentesini göstereceğim şimdi size. Şu gördüğünüz kesikleri görüyorsunuz. Direkt Grank'a inelim. Grank'tan başlayalım hatta. Arkadaşlar şu gördüğünüz nokta. Biraz sallanıyor kameram, kusura bakmayın. Çekim biraz berbat. Şu gördüğünüz nokta şuraya gelecek. Fakat şurada ikinci bir nokta daha var. Şu gördüğünüz nokta. Bununla bunu nasıl ayırt edersiniz onu da anlatacağım arkadaşlar. Belki kabala söktünüz ve senteyi bulamıyorsunuz. Çünkü ben az önce o şekilde yaptım. Kabala söktüm, senteyi bulamadım ama sonra çözümünü buldum. Onu da göstereceğim size. Bu gördüğünüzü buraya getirdiğinizde komple zinciri dağıtmadan önce şunlara kontrol edin. Şu üste geldiğinizde şöyle yakınlaştıralım. Bu pompanın şu gördüğünüz sarı arkadaşlar şuraya denk gelmesi lazım. Şu an ben bu pompanın kasnağını sıkarken biraz çevirdiğim için dönük duruyor. Bu buraya geldiği zaman arkadaşlar şu üst eksantriklerde bu şekilde üste bakıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde zinciri söküp yenisini de aynı bu şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar. Fakat şu alttaki zinciri çıkartmadan önce çıkmıyor çünkü. Onu göstereceğim size. Şu pompanın bir aparatı var arkadaşlar. Bu aparat olmadan, o pompayı sökmeden alt zincir çıkmıyor. Aparatı hemen göstereyim sizlere. Aparatı nerede? Şu şekilde bir aparatı var arkadaşlar. Şu gördüğünüz dişlerle şu şekilde tutturuyorsunuz. Şu an biraz altta olduğu için ben tutturamıyorum. Bu somunu söktükten sonra bunu tutturuyorsunuz. Ve şuradaki arkadaki 19'u sıkarak bunu bastırarak çıkartıyorsunuz. Alttaki kaznakta da kama var. İkisini birlikte geri aldığınızda zinciri kolaylıkla alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra tekrar bu işaretlere dikkat ederek zinciri diziyorsunuz. Zaten alt zincirde 2 tane işaret, üst zincirde de 3 adet işaret var. İşaretler gördüğünüz gibi hepsi yerli, yerinde. Altı da az önce göstermiştim. Ondan sonra tabi paletleri takıyorsunuz, pompaları geliyorsunuz. Bu pompa kasnağını çekerek çıkartın dedim. Arkasında da onun da tekrardan kama var. Yani kama yok, onu nasıl ayarlayacağız diye düşünmeyin. Çünkü bunun arkasında da bir kama var. Bunu çıkarttığınızda tekrar yerine takabiliyorsunuz rahatlıkla. Kamaya denk geliyor yani. Başka da ne anlatalım. Şimdi bunu atıyorum kabala bir şekilde söktünüz. Altı nasıl senteye alacaksınız? Onu hemen şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu zincir kapağı. Şu gördüğünüz kasnak. Arkadaşlar kasnağın şurasında kesik var. Şunu netleştireyim. Burada bir kesik var. Bu kesik bunun üzerine geliyor. Burada bir işaret var yani. Kesik bunun üzerine geliyor. Benim buradaki gördüğünüz şu yerde kamaya denk geliyor. Grank'taki kamaya. Bunu bu şekilde ayarladığınızda bu kesik burada olduğunda bunu bu şekilde bunu hatta çıkartıp üstüne tekrar takabiliyorsunuz. Üstünde ayarladığınızda hangi delik olduğunu göre bulabiliyorsunuz. Yani orada iki tane işaret vardı. Hangisi diye kafanız karışırsa arkadaşlar bunu da bu şekilde buluyorsunuz. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Umarım faydalı bir video olmuştur diyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.